Uganda Cumhuriyeti'nin ikinci oyunundan tekrardan herkese selamlar. Evet, ünlüler takımı 5 kişi, gönüllüler takımı 4 kişi kaldı. Öncelikle ünlüler takımından Gecelos'a bir söz verelim. Evet, Gecelos, ne düşünüyorsun? Çekimler tam tamına 8 saat sürdü. Yarışmaya desteğinizi, like ve yorumlarınızı bekliyoruz. Ek olarak açıklamada linki bulunan Discord sunucumda Survivor serisi boyunca etkinlikler ve çekilişler yapmaya çalışacağız. Ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Hem parkur hakkında hem de ünlülerin, şey pardon, gönüllülerin 4 kişi kalması hakkında. İlk önce ada şartları burada çok zor. Hani hayatta kalmak, açlıkla yüzleşiyoruz burada. Aynı şekilde ünlüler takımı 5 kişi tamken gönüllüler takımı 4 kişi kaldı. Onların adına üzgünüz ama kendimiz 5 kişi tam burada olduğumuz için de çok sevinçliyiz. Bu parkuru da en iyi şekilde yapabileceğimize inanıyoruz. Teşekkür ederim. Evet, şimdi bir gönüllüler takımına dönelim. Gönüllüler takımından Recep'e söz vereceğim. Evet, Recep, ne düşünüyorsun? Hem parkur hakkında, parkur gerçekten buradan bakınca zor gözüküyor. Ve hem parkur hakkında hem de geçen yaşamış olduğunuz olay hakkında ufak bir açıklama yapabilir misin? Valla abi parkur zor gibi gözüküyor. Yine önceki parkuru unutup bu parkura odaklanacağız. Onlardan da bir kişi düşünmemiz lazım. Çünkü biz bir kişi düştük. Ya da arkadaşımıza üzgünüz. O hareket yapmayacaktı. Yani bu kadar. Önceki oyunu unutup bu oyuna odaklanıp ünlülerden bir kişi eksiltmek amacımız. Teşekkür ederim. Evet, o zaman arkadaşlar, Uganda Cumhuriyeti'nde oyunumuz başlasın. Survivor'ın en zor parkuruna hoş geldiniz. Bu parkurda yarışmacılarımız önce merdivenin üstüne çıkmamak şartı ile merdivende asılı şekilde karşı tarafa geçecek. Ardından önlerindeki iki adet zorlukları, engelleri aşarak akıntıya karşı yüzecek ve önlerinde tahmin edemeyecekleri bir labirentten karşıya geçip sandık içerisinde bulunan eşyaları karşı taraftaki basınç plakalarının üstüne atmaya çalışacaklar. 7 olan takım bu yarışın galibi olacak. Bakalım herkese başarılar. İlk yarışmacılarımız Barbaros ve Gecelos. 3, 2, 1, başla. Bakalım bu zorlu parkurda kural ihlali yapmadan karşıya geçebilecekler mi? İkisi de çok temiz geçti. Barbaros biraz daha önde. Bakalım Gecelos ona yetişebilecek mi? Bakalım, göreceğiz. Şimdi Barbaros sudan daha önce çıktı ama bu labirentte Gecelos'un yetişme gibi bir şansı var ki yetişti bir an ama aslında biraz da geriye düştü. Bakalım en sonda atışlarda ne halde, ne durumlarda olacaklar. Gecelos biraz daha geride. Barbaros kutuya daha açtı. Ay, maşallah. Evet. Evet. İlk ışığını yaktı Barbaros. Bakalım üçüncüyü, üç ışığı da yakan kazanacak. Gecelos iki ışığını da yaktı. Ve Gecelos üçüncüyü de yakarak takımına bir puan kazandırıyor. Uganda Cumhuriyeti'nde durum 1-0. Ünlüler takımı önde. Bakalım neler olacak. Burkaga ile Erdem kapışıyor. 3, 2, 1, başla. Şu an Burkaga daha önde gözüküyor. Erdem biraz oyalana oyalana merdiveni tamamladı. Burkaga bakalım akıntıdan hızlı geçebilecekler mi? Akıntıdan hızlı geçmek, labirentten hızlı geçmek bu parkurda çok önemli. Evet, Burkaga şu anda biraz önde gözüküyor ama atışlarda her şey daha da netleşecek. Derken Erdem'den bir atak Burkaga'ya çok yaklaştı. Aynı oldular neredeyse. Erdem aradaki farkı bayağı bir kapattı aslında. Evet, Burkaga atışlara başlıyor. Bakalım İlk atışları kim gerçekleştirecek? 3 ışığı da yakmaları gerekiyor. İkisi de birinci sayıyı aldılar. İlk sayıyı kaptılar. Burkaga üçüncüyü de yaktı. Üçünü birden yaktı ve Burkaga takımına bir puan daha kazandırıyor. Ünlüler 2, gönüllüler 0. Uganda Cumhuriyeti'nde durum 2-0. Ünlüler takımı önde. Recep ve Vezi'nin yarışını izleyeceğiz. Bu arada kameramızı değiştirdik. Kameramızda ufak bir aksaklık oldu. Bir martı çarptı ve bozuldu. Evet, hazırsak 3, 2, 1, başla. Evet, Recep baştan düştü. Orçun da düştü. Orçun en başa dönmesi gerekiyor şu anda. Recep eğer düşerse o da en başa dönecek. Orçun gerçekten çok kötü düştü. En sonunda düştü. Olacak iş değil. Bakalım Recep
Akıntı'ya karşı yüzüyor şu anda. Orçun da peşinden geliyor Recep'in. Bakalım Görünmez Labirent'te farkı kapatabilecek mi Orçun? Şu anda Recep çok iyi ilerliyor Görünmez Labirent'te. Orçun da çıkmak üzere. Orçun da çıktı geliyor. Görünmez löbürünmez diyordum. Görünmez Labirent'e girdi. Bakalım Recep'e yetişebilecek mi? Recep atışlara geldi şu anda. Sandıktan alıyor eşyaları. Recep atışlara başlıyor. 3 ışığı da yakan kazanıyor arkadaşlar. Burada birinci şey yok. Işığı yaktı. Eşya mı yok? Artık var, artık var. Buyurun, buyurun Orçun Bey, buyurun. Recep hala yakamamış. Orçun çok geriden geliyor. Bakalım Orçun kazanabilecek mi? Yetişebilecek mi hatta? Orçun birinci yaktı, ikinci yaktı. Ne yapıyorsun Orçun? Üçüncüyü de yaktı. İnanılır gibi değil. Recep'e çok geriden yetişti Orçun. Ünlüler takımı 3-0 öne geçiyor. Ünlüler takımı 3-0 öne geçti. Uganda Cumhuriyeti'nde durum 3-0. Ünlüler takımı önde. Poyraz ve Kürşat yarışacak. 3-2-1 başla. Şu anda Poyraz önde. Kürşat düştü. Gerçekten yine kötü bir yerde. Poyraz en sonunda düştü. Kürşat da düştü. Şu an Kürşat biraz daha önde gözüküyor. Bakalım Poyraz ona yetişebilecek mi? İki tarafta birbirini görmüyor. Poyraz yine düştü. Kürşat parkuru bitirdi ve Kürşat artık akıntıya doğru ilerliyor. Poyraz bir daha düşmüş. Poyraz bir türlü çıkamadı başlangıçtan. Bakalım Poyraz başarabilecek mi bu sefer? Bu sefer başaramadı. Poyraz yine düştü bu arada. Evet. Etme. Kürşat koşturuyor. Poyraz bence pes etmemeli. Oradan hala devam ediyor. Kürşat artık atışlara geldi. Poyraz daha birinci bölüm bitiremedi. Buradan Poyraz'a evet. Üçüncüyü de yaktı mı Kürşat? Üçüncüyü de yaktı. Gönüllüler takımı. Gönüllüler takımı. 3-1 yaptı durumu. Uganda Cumhuriyeti'nde durum 3-1. Ünlüler takımı önde. Emirhan ve Recep'in yarışını izleyeceğiz. 3, 2, 1, başla. Evet, biraz teknik aksaklıklar oldu kamerada. Recep şu anda geride. Poyraz diyorum. Emirhan akıntıya girdi. Recep de akıntıya girdi ama Emirhan daha önce çıkacak akıntıdan. Evet, Emirhan labirente başladı. Recep de labirente doğru ilerledi. O da başladı labirente. Bakalım labirentte arayı kapatabilecek mi derken Recep yetişti neredeyse Emirhan'a. Emirhan sandıklara geldi. Atışlara başladı. Emirhan birinciye attı. İkinciye attı. Recep daha atışlara başlamamış. Atışları aslında o da başlamış. Üçünü de yaktı ama Emirhan. Emirhan takımını 4-1 öne geçiriyor. Böylelikle ünlüler 4, gönüllüler 1. Barbaros ve Gecelos'un yarışını izleyeceğiz. 3-2-1 başla. Barbaros en başta düştü derken Cem de düştü. Gecelos da düştü. Barbaros bir daha düştü. Bakalım yağmur başladı yine. Uganda Cumhuriyeti'nde bu aralar çok yağmur yağıyor ve gerçekten göz gözü görmüyor. Yarışmacılar nasıl geçecek ben hayretler içerisinde izliyorum derken Cem bitirmiş bile. Barbaros da geçecek mi? Evet geçti. Barbaros da başarılı bir şekilde tamamladı. Şimdi Gecelos labirente doğru geldi. Görünmez labirentte Gecelos. Barbaros hala suda. Atışlara başlayacak biraz sonra Gecelos. Bakalım Barbaros yakalayabilecek mi labirentte? Evet Gecelos eşyaları almaya başladı. Birinci atışını yaptı. İkinciyi yaptı. Üçüncüyü de yaptı. Bir dedik, iki dedik. Ve üçüncü yanacak mı? Üçüncüyü de yaktı ve böylelikle ünlüler takımı 5, gönüllüler takımı 1. Durum 5-1. Ünlüler takımı önde. Poyraz ve Erdem'in yarışını izleyeceğiz. 3-2-1 başla. Poyraz en başta düştü. Erdem de düştü ortalarda. Poyraz bakalım bitirebilecek mi? Bir önceki oyunda Poyraz gerçekten çok kötü oynamıştı bu oyunu. Ve Poyraz tertemiz geçti. Erdem de peşinden geliyor. Bakalım Erdem merdiveni bitirebilecek mi? Poyraz şu anda akıntıya doğru yüzüyor olmalı. Evet Erdem de bitirdi. Poyraz akıntıdan çıktı ve görünmez labirente geldi. Bu arada belirtmedik sizlere hiçbir Survivor'da olmayan ileri teknolojiyle yarışmacılarımızı izleme kürsüsüne gönderiyoruz, götürüyoruz. Gerçekten bu teknolojiyi almak yıllar sürdü. Bunun da bilgisini verelim. Evet, Poyraz atışlara geldi, eşyayı alıyor şu anda. Aynı şekilde Erdem de eşyaları alıyor. Bakalım ilk kim ışıkları yakacak?
Ünlüler önde gidiyor şu anda. İkinciyi de yaktı Poyraz. Ve üçüncüyü de yaktı. Ünlüler 6-1 yaptı durumu. Oyun son duruma kalacak. Son oyuna kalacak. Evet, eşyaları toplayabilir miyiz arkadaşlar? Teşekkür ederim. Uganda Cumhuriyeti'nde durum 6-1. Ünlüler takımı önde. Gönüllüler takımının geri dönüş yapması lazım. Kürşat'la başlayan bir kıvılcım ünlüler takımının puanına yetiştirebilir. Belki gönüllüler takımını göreceğiz bu yarışta. 3, 2, 1, başla. Kürşat düştü. Burkiaga da düştü. Kürşat şu anda ortalarda merdiven sisteminin. Burkiaga da peşinden geliyor derken Burkiaga bir daha düştü. Kürşat öne geçti ve akıntıya başladı. Bakalım Burkiaga Kürşat'a yetişebilecek mi görünmez labirentte. Evet, Kürşat akıntıdan çıkmak üzere. Evet, Kürşat akıntıdan çıktı. Görünmez labirentte ilerliyor. Burkiaga da akıntıdan çıktı ve görünmez labirente geldi. Bakalım Burkiaga görünmez labirentte yetişebilecek mi Kürşat'a? Kürşat aldı eşyaları, atıyor. Bakalım Kürşat durumu 6-2 yapacak mı? Bakalım Kürşat durumu 6-2 yapacak mı derken Kürşat durumu 6-2 yapıyor ve gönüller takımı pes etmediğini buradan gösteriyor. Uganda Cumhuriyeti'nde durum 6-2. Gönüllüler takımı acaba geri dönüş yapabilecek mi? Barbaros Vezi'ye karşı. 3, 2, 1, başla. Evet, Vezi şu anda bir tık daha önde gibi duruyor. Evet, Barbaros öne geçti. Biraz oyalandı Vezi orada. Akıntıya aynı anda girdiler akıntıya. Bakalım aynı anda çıkıp labirentten de aynı anda geçebilecekler mi? Biraz önce Erdem ucu ucuna kaybetmişti yarışmayı. Ne kadar önemli olduğunu siz de biliyorsunuz. Evet, Orçun biraz daha önde. Vezi biraz daha önde. Barbaros ona yetişmek üzere gibi ama Vezi biraz farkı açtı. Şimdi Vezi atışlara geldi. Vezi aldı elindeki taşları, bakalım güzel bir şekilde atabilecek mi? Barbaros da aldı aynı şekilde. İki derken Vezi bir tanesini yanlış attı sanırım. Ne yaptın? Evet, yanlış atmış. Yanlış atmış derken gönüllüler durumu 6-3 yapıyor. Evet. Uganda Cumhuriyeti'nde durum 6-3. Gönüllüler takımı ünlüler takımına karşı geri dönüş yapmak üzere. Erdem Emirhan'a karşı. 3, 2, 1, başla. Şu anda Emirhan düştü. Bakalım Erdem düşecek mi? Erdem çok sakince gidiyor ve Erdem öne geçti. Emirhan'ın ona yetişmek için şansı labirent ve atışlar olacak. Erdem şu anda önde. Emirhan tekrardan merdivenlere başladı. Emirhan biraz şanssız gününde sanırım. Evet, Emirhan kural ihlali yaptığını gördü ve tekrardan başladı. Erdem labirenti bitirmek üzere. Emirhan da merdivenleri bitirdi. Erdem atışlara geldi. Erdem için kolay bir galibiyet geliyor gibi. Atışlara başladı Erdem. 1, 2 ve 3.'yü de yaktı. Gönüllüler durumu 6-4 yaptı. Uganda Cumhuriyeti'nde durum 6-4. Gönüllüler takımı 6-1'den geriye geldi. Bakalım ne olacak? Gecelos Recep'e karşı. 3, 2, 1, başla. Şu anda Recep düştü. Gecelos ilerliyor. Merdivenden devam ediyor şu anda Gecelos. Recep bir daha düştü. Recep umarım Gecelos'a yetişecek bugün. Evet, Gecelos akıntıya da girdi. Recep de akıntıya girmek üzere. Akıntıya o da girdi. Bakalım labirentte Recep Gecelos'a yetişebilecek mi? Evet, Gecelos ilerliyor. Recep biraz yaklaştı gibi aslında. Bir adım, hatta önüne geçti Recep. Bir anda atağa kalktı Recep şu anda. Gerçekten gönüllüler takımı bugün inanmışlar. Her şeye inanmışlar. Atışlara başladılar. Bakalım ilk atışı kim bitirecek? Biri yaktı, ikiyi yaktı, üçü yaktı bir anda. Gecelos ünlüler takımına galibiyeti getirdi. Recep biraz yavaş kaldı atışları yaparken. Böylelikle bugün kazanan takım ünlüler takımı oldu. Bugünkü ada konseyinde gönüllüler takımından bir isim adaya veda edecek. Öncelikle ünlüler takımından Emirhan'a söz hakkı vermek istiyorum. Evet Emirhan, bugün bir galibiyet aldınız. Neredeyse bu galibiyeti elinizden veriyordunuz. Gönüllüler takımına kaptırıyordunuz. 6-1'den 6-4'e kadar geldi gönüllüler takımı. Evet. Ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Ya aradaki fark açılınca tabii bizi biraz rahatladık. Daha sonra el verince biraz
gerildik falan ama son sayı alınca da tabii kazandık. 2-50 kazanıyoruz. 3 kişiye düşecekler bizim için de, bu çok iyi yani. Karşı takıma başarılar diliyorum işte. Evet, teşekkürler Emin Hanım. Şimdi gönüllüler takımından ben Barbaros'a söz hakkı vermek istiyorum. Barbaros, 2 oyundur kaybediyorsunuz ve 2 oyundur ada konseyinde sizin takımınızdan kişiler eleniyor. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun, ne söylemek istersin? Abi 2 oyunda kaybetmiş olmamız bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Biz 3 kişi de kalsak, 2 kişi de kalsak sonunda biz comeback atmayı severiz. Mağlubiyetimizden dolayı üzgünüz ama biz kazanacağımıza inanıyoruz abi. Evet, gönüllüler takımından da Barbaros'un açıklamasını dinledik. Evet, Recep, sana da bir söz hakkı vermek istiyorum ben. Seni de dinleyelim. Ne düşünüyorsun? Takım son sayıyı ben Gecelos'a verdim. Son bir saniyesi farkla kazandı. Yani 3'te 0 yapmama rağmen iyi oynadığımı düşünüyorum. İlk oyunu zaten şanssıza kaybettim. X-Fizik geri dönüp beni aldı. Ben oyunu bilmiyordum o sırada. Çok üzgünüm. Yani takımın beni yazsa haklıdır. Başka bir diyeceğim bir şey yok. 3'te 0 yapmak benim için kötü oldu. Ama ben elimden geleni yapacağım. Evet, teşekkür ederiz. Erdem, sana da bir söz hakkı verelim. Evet Acun Bey, takımımızda karşı takımı tutan insanlar var. Onlara tezahürat yapan insanlar var. Biz bu konudan şikayetçiyiz. Bilginiz olsun. Gerekeni yapacağız. Evet, oylamada gerekeni yapacağınızı düşünüyorum eğer böyle bir muhbir varsa takımınızda. Evet Kürşat, sana da söz hakkı verelim. Bugün kaybeden takımın içerisindesin. Yine sizin takımınızdan birisi gidecek. Neler düşünüyorsun? Abi fazla bir şey düşünmüyorum aslında. Elenince daha çok kazanacağız. Az kişi daha çok rakip eder. İddialı, evet. İddialı. Evet, teşekkür ederim Kürşat sana da. O zaman gönüllüler takımını oy kullanmak için sandığa bekliyorum. Önce Erdem, buyur. Senden başlayalım. Bugün mikrofonlu bir sıkıntımız var kabinin çeken. O yüzden hiç bir şey söylemeden direkt oylarımızı kullanabiliriz. Abi kitap yok burada. Evet, Erdem oyunu kullandı. Teşekkür ederiz Erdem. Kürşad'ı bekliyoruz oyunu kullanmak için. Erdem. Evet. Kürşat, sıra sende. Gönüllüler takımında buruk bir hava var bugün. Tamam, Kürşat da oyunu kullanacak. Ardından Recep, sıra sende. Gönüllüler takımında yüzler gülüyor ama gönüllüler takımında maalesef ki bu durum aynı değil. Evet, sıradaki arkadaşımız oyunu kullansın. Recep, buyur. Recep de oyunu kullanıyor. Recep sanırım bir şiir yazdı oraya. Evet. Barbaros, sıra sende. Evet, gönüllüler takımı oylarını kullandı. Gördüğünüz gibi 4 tane meşaleleri kaldı. Bakalım bugün kimin meşalesi sönecek? Şöyle oyları almaya gideyim. Oyları aldım. Şimdi oyları okuyalım tek tek. Evet. Bu arada Emirhan yine sakatlandı diye bir haber geldi bize. Doğru mu bu? Ünlü takımı. Benim kulağımda şu anda reji söylüyor. Evet, doğrudur. Evet. Emirhan. Doğru. Ya bir baş ağrısı mı geldi? Okey, tamamdır. Hani Metin abi geldi, düzeltti onu. Tamamdır, okey. İlk oyumuzu açıklıyorum. İlk oyumuz Barbaros. İkinci oyumuz Barbaros. Üçüncü oyumuz Barbaros. Ve dördüncü oyumuz da Kürşat. Böylelikle Barbaros'a
Uganda Cumhuriyeti'nde veda ediyoruz. Evet Barbaros, ne demek istersin? Düşüncelerini almak istiyoruz. Hemen gideceğini düşünüyormuş gibi zaten kalktın gidiyorsun. Aynen abi. Evet. Ben yarışmalarda takımıma katkıda bulunduğumu düşünüyorum. Haksızlık yapıldığını düşünüyorum ve veda ediyorum. Bakalım Barbaros geçebilecek mi? Barbaros tekte geçti. Barbaros önde gidiyor şu anda. Bakalım. Barbaros çok iyi gidiyor şu anda. Bu